Sinema kulübü üniversite öğrencileriyle birlikte oluşturduğumuz bir kulüp. Onlarla her hafta bir veya iki film izleyip film tartışmaları, film okumaları yapıyoruz. Dünya sinemasından örnekler üzerinde duruyoruz. Dönemleri inceliyoruz, film akımlarını inceliyoruz. Ve onların katkısıyla bir sinema oturumu yapıyorduk. Daha sonra dedik ki bunu 11-12 kişilik bir sinema kulübümüz var. Küçük çapı. Bu yıl için özellikle ilk defa olduğundan. Dedik ki bunu genişletelim. Üyelere de bir sinema hizmeti verelim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir odamız oldu. Bir sinema odamız. Küçük bir cep sineması yaptık. Orayı öğrencilerimiz boyadılar. Bir sinema arşivi oluşturmaya başladık. Ve iyi filmleri almaya, kazandırmaya başladık derneğe. Bu derneğin kendi artık sinema odası olacak. Dedi ki ne yapalım? İşte üyelere de her hafta bir film izletebilir miyiz? Böyle bir odamız varken sağ olsunlar İsmail Beylerin de önemli katkıları elde böyle bir projeyi başlattık. Bu yıl Türk filmleri, Türk sinemasını en iyi örneklerini olabildiğince tabii bulabildiğimiz örneklerini izletmeye çalışıyoruz. Yani iki şeyde gidiyor faaliyetler öyle söyleyeyim. Bir sinema kulübümüz üniversite öğrencileriyle iki üyelerimize ve hatta üyelerimiz dışında da gelenler oluyor. Hiç öyle bir ayrım yapmıyoruz. Üyelerimiz dışında da gelen Balıkesirlere açık olan bir cep sinemamız, sinema kulübümüz var. Birçok şeyi içinde barındırabiliyor. Hem görselliği var, hem dediğimiz gibi edebi yönü var, dil var, anlatım, akıcılık. Ve böylece aslında gençlerin belki de hepimiz çok filme, sinemaya gidiyoruz ama bunu belki birlikte paylaşmak, daha sonra birlikte konuşmak üzerinde değerlendirmeler yapmak ayrı bir bence etkinlik olarak görüyoruz. Yani bunu bir gençlerin evet yani sadece bir sinema izlemenin ötesinde her cuma bizim ayrıca cumartesi sinema günlerimiz var. Her cuma da sinema toplantılarımız var kulübümüzün.